RTV ekranlarından merhabalar. Yepyeni günde, yepyeni lezzetlerle karşınızdayız. Hafta içi her gün saat 9.30'da bizler sizlerle olacağız. Sakın ekranlar karşısından ayrılmayın. Şimdi Ramazan Usta'nın yanına gidelim. Bakalım bize ne yemek hazırlayacak, ondan öğrenelim. Evet sevgili izleyiciler, şimdi Ramazan Usta'mın yanındayız. Ramazan Usta'mın yemeklerinin tadına doyum olmuyor. Merhaba Usta'm, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün bize ne yemek hazırlayacaksınız? Bugün size çok güzel bir tavuk pirzolama. O zaman sözü ben size bırakıyorum. Kolay gelsin Usta'm. Sağ olun. Kısaca bir tanıtım yapayım. Tavuk pirzolamız, rüyamız, ıslatılmış pul biberimiz, kekik, tuz, karabiber, sarımsak ve yoğurt. Bunları tavuklarımı önce tavuklarımızın ben kısaca bir şey yapayım. Derisi özellikle deriyle pişmesi. Yan kısımların fazla derileri alıyorum. Fazla derileri şu şekil. Tavuklarımızın derisini aldıktan sonra şöyle bir diş sarımsak, şöyle iyice kıyma, kıyarım. Kıydıktan sonra şu şekil sarımsak, özellikle beyaz ete sarımsağın muhteşem bir lezzet vermesini sağlayacağız. Çok az bir miktarda karabiberi. Yine aynı şekilde çok az bir miktarda karabiber. Islatmış, daha önce ıslattığımız pul biber. Sıvı yağımız. Şu şekil. Sıvı yağ tavuğu vurma nedenimizin de tavuğu yakmaması. Daha yumuşak tutması. Çok az bir miktarda yoğurt. Yoğurt aynı şekilde tavuğumuzu yumuşak ve çok güzel bir lezzet verir. Şu şekilde bunları katıktan sonra evet, tavuklarımızı böyle hazırladıktan sonra çok az bir miktarda tuz. Şu şekil. Yarat hayvanların çok iyi pişmesi, yani ne kadar güzel kızarırsa o kadar güzel bir lezzet bırakır. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde, güzel bir şekilde pişiriyoruz. Kısık ateşte, ufak ufak. Aşağı yukarı tavuk pirzolanın pişme süresi 10 dakika. Tavuk pirzolanın özellikle üzerindeki derilerin alınmaması veya tavuk pirzolanın derinin kendi yağıyla tavuğun piştiği zaman daha çok güzel bir lezzet veriyor. Özellikle şöyle göstereyim, şu derilerde. Deriyle beraber pişmesi. Deri aldığınız zaman zaten sanki bir tabiri caizse saman gibi bir tavuk eti gibi şey olursunuz. Ama deriyle piştiği zaman, kısık ateşle piştiği zaman o derinin kendi yağı, tavuğun kendi yağı ile beraber o muhteşem bir lezzet bırakır damakta.
servis tabaklarımı ve soğan piyazımı tabağıma ayarlayayım. Buyurun. Yine iki porsiyon halinde. Bir adet soğan. İnce piyaz şeklinde. Şu şekil. Soğan piyazımız olmaz olmaz, çok ince doğranmaz. Kızar şekilde. Yanına az bir miktar da maydanoz. Şekil. İnce bir şekilde. Karıştıktan sonra sumağımız. Şu şekil. Fazla olmamak şartıyla. Kendi fırınımızda yaptığımız lavaş ekmeği tabaklarımızın altına sıcak bir şekilde tabağımızın altına şu şekil bırakıyoruz. Ve yanına daha önce hazırladığımız bulgur pilavımız şu şekil göstereyim. Bulgur pilavımızı şu şekil bırakıyoruz. Aynı şekilde tabağımıza da ve daha önce şu an biberimiz, domatesimiz de hazır sayılır. Evet. Biberimiz ve pişirdiğimiz domates. Evet, şu şekilde bıraktık. Evet, şu an tavamız gördüğünüz gibi nar gibi. Şöyle çevireyim. Çok güzel bir şekilde tavuklarımızı şu şekil servis tavamıza bırakıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, şimdi geldik en güzel aşamaya, tadım aşamasına. Tatlarına bakmadan önce Ramazan ustama önce bir soralım. Bugün neler yaptınız? Gününüz nasıl geçti ustam? Bugün özellikle hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam tekrar. Bugün size çok güzel bir tavuk pirzola yaptık. Umarım damak tadınıza uygun ve güzel bir tatlı. Ben bunu kısaca bir pişirme veya terbiye... Evet, terbiye aşamasını da anlatalım. İzleyicilerimiz de bilsin. Evet. Tavuklarımızı geldikten sonra yanlarındaki fazla derileri alıyoruz. Ama özellikle deriyle pişmesi. Bunun en önemli deri ve kendi yağıyla pişmesi. O ayrı bir lezzet katıyor değil mi usta? Muhteşem bir lezzet verir. O zaman pişirip güzel bir görünüm sağlayıp bu şekil sunum yapıyoruz. Afiyet olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.